Serie A presents Serie A Tim. Değerli izleyenler, İtalya Serie A raporuna hoş geldiniz. Güney Mergen'le beraberiz ve bu akşam sizlere İtalya Serie A'nın 25. hafta öncesi bir hazırlamasını, bir değerlendirmesini yapmaya çalışacağız. Sevgili Güney, tekrar hoş geldin diyeyim ben. Merhaba, hoş bulduk. Şöyle yapalım, 24. hafta sonunda oluşan puan durumuna bakalım. Zirvede kimler yer alıyor, puan sıralamasında neler görüyoruz şu anda onu bir görelim. Sonrasında hem geçtiğimiz hafta maçlarını hem de bu hafta maçlarını konuşuyor olacağız. Napoli zirvedeki yerini korudu. 63 puandalar. Hemen 1 puan gerisinde Juventus var. 62. Bu ikili oldukça diğer rakiplerinden uzaktalar. Inter'in 48, Roma'nın 47, Lazio'nun 46 puanı var. Sampdoria 41, Milan 38, Atalanta 37 ve Torino 36 puanda 24 haftayı geride bıraktığımız İtalya Serie A'da. Udinese, Fiorentina, Genoa, Bologna, Cagliari, Sassuolo, Chievo, Crotone ve Spal'ı görüyoruz değerli izleyenler. Sıralama bu şekilde devam ediyor ve sondaki iki takım Benevento sadece 7 puanları var. Eksi 41 avaraş ve Hellas Verona onlar da 16 puanda. Özellikle Benevento için tehlike çanlarının uzun süredir çaldığını söyleyebiliriz. Evet. Güney, hemen şöyle yapalım. Geçtiğimiz hafta burada yine beraberdik seninle ve Napoli-Lazio maçı sen 1-1 başlar demiştin. Ve gerçekten de 1-1 gibi başladı. Napoli geri düşmesine karşın Lazio'yu mağlup etmeye başardı. O maçın özet görüntüleriyle başlayalım. Sonrasında da liderin bu hafta neler yapıp neler yapamayacağı hakkında konuşalım istiyorum. Napoli-Lazio maçına gidelim değerli izleyenler. İtalya Serie A'da 24. hafta mücadelesi. İlk düdük sesi Napoli-Lazio maçı başladı. Lulic bir orta şansı daha. Ceza sahasına düştü. Orada müdahale yaptı Mario Rui. Top yine Lazio'da. Marušić. Marušić. Onun da ortası kale sahasına doğru geldi ve top ağlarda gol. Perdeyi Lazio açtı. San Paolo'da şok var. Stefan De Vrij kale sahası içindeydi. Bu ortada topa dokundu mu? Ama şu bir gerçek. Kaleci Peperina'nın büyük hatası var. Bu golde ve Lazio Napoli karşısında 1-0 önde. Jorginho, Jorginho pası. Kayon karşı karşıya. Kayon! Jose Maria Kayon! 1-1 oldu. Klasik bir Napoli golü işte bu. Kayon'un golü. San Paolo'da eşitlik var. Böyle selamlıyor İspanyol. Jose Maria Kayon. Lazio yarı sahasında rakibinin çıkmasına izin vermedi yine Napoli. Mertens harika bir pas. Insigne içeride. Insigne yandan dışarıya. Drey'in hemen yanından. Top altı gidiyor. Lulic. Lulic Kayon'un ayak koydu. Aldı topu. Mertens. Mertens'in pası. Kayon'un offside yok. Kayon yerden kale sahasına ters bir vuruş ve gol. Ve gol. Ve gol. Napoli önde. Balas kendi alanını gördü. Napoli Lazio karşısında öne geçiyor. 54. dakika. Kayon. Sol kanada. Mario Rui. Rui. Jenis önünde. Rui kaleye baktı. Rui vurdu ve gol. Karşısında 3000. San Paolo'da müthiş bir sevinç. Nani. Caicedo topu kaybetti. Insigne. Yine güzel paslaşmalar Napoli'nin oyunculardan. Jorginho çok iyi düşündü. Jeniski ceza sahasına girdi. Jeniski. Jeniski. Harika bir asist. Harika bir asist. Jeniski. İğne deliğinden geçiriyor topu. Dries Mertens. Ona sadece dokunmak kalıyor.
4-1 oldu. Napoli farkı 3'e çıkardı. Hazırlanma biçim açısından enfes bir gol. Jeniski. Napoli 4, Lazio 1 maçın sonucu. Evet, Napoli bu zorlu Lazio maçını 4-1 kazanmış oldu. Evet. 1-0 geriye düştüğü maçta önemli bir mihenk taşını geride bırakmış oldu şampiyonluk yarışı açısından. Çünkü Lazio gerçekten hücum zenginliği açısından oldukça kaliteli bir takım. Evet, biraz formdan düşmüşlerdi, o sezon başındaki rüzgarı devam ettirememişlerdi ama Napoli karşısında onları sıkıntıya sokabilecek takımlardan biriydi en azından. Ama Napoli bu tümseyi çok rahat bir şekilde geride bırakmış oldu. Maç öncesinde kısa bir analiz yaparken Lazio'nun hakikaten çok atan ve çok yiyen bir takım olmasının uzun yolda büyük problemlere sebebiyet vereceğini ve vermeye başladığını ifade etmiştik. Bunun altını çizmiştik. Napoli gibi hücum gücü çok yüksek bir takıma karşı oynadığında da defolar kendini açıkça belli etti. Kaldık yine karşılaşma öncesinde yaptığımız analizde yine yer vermeye çalışmıştık bu düşünceye. Son maçlarında o ilk haftalara, ligin ilk yarısındaki performansına oran da biraz daha düşmüş bir Lazio sezinliyorduk. Bunu da ifade etmiştik. Gerçekten de öne geçtikleri maçta takım savunmasında yine zafiyete uğrattıkları anlarda cezalandırıldılar. Yani bu ligde Napoli bunun cezasını kesebilecek en önde gelen takım. Juventus'tan bile önde. Belki Juventus'a maç kaybeder Napoli takımı. Yenilebilir, şampiyonluk da kaybedebilir ama Lazio gibi bir takıma bu tarz hataları bedenini rahatlıkla ödettirebilecek bir takım. Bunu da sahada gösterdiler. Açıkçası ben Savic dışında Lazio'da ayakta kalabilen bir oyuncuya pek rastlayamadım işin gerçeği. Bir hayal kırıklığı bu performans Lazio açısından. Tabii onların artık hedefleri çok başka ama acaba bu Napoli'nin müthiş performansı mıydı? Yoksa Lazio gerçekten de bizim karşılaşma öncesinde belirtmeye çalıştığımız gibi son maçlarda bir düşüş içinde miydi? Bunu da kısa bir süre önce sonuçlanan Steaua Bükreş mücadelesinde cevabını aslında aldık. Bükreş deplasmanında yine o Lazio'dan eser yoktu. Açıkçası bu deplasmandan normal şartlar altında bizim bildiğimiz alışılagelen Lazio'nun galip çıkması lazımdı. Evet. Ama bu hafta Avrupa Kupalarını ve İtalyan takımlarını yan yana koyduğumuzda Milan dışında herkes zaten hayal kırıklığı yaşadı. Evet, geleceğiz tabii de şimdi hazır Napoli'de konuşurken biraz Avrupa Ligi'ndeki son Leipzig maçına da değinmek evet. gerekiyor dediğin gibi. Yani benim için sürpriz bir sonuç oldu. Özellikle Napoli'nin içeride oynadığı bu ilk maçta 1-0'da öne geçmesine rağmen 3-1 kaybetmesi oldukça büyük bir sürpriz oldu. Şununla beraber birleştirerek sormak istiyorum sevgili Güney. Hı hı. Bu mağlubiyet, bu UEFA Avrupa Ligi'ndeki tatsız mağlubiyet diyelim 3-1. Çünkü hiç de azımsanmayacak bir sonuç revanş açısından bahsedersek. Ligi de bir şekilde sence etkiler mi? Gerçi bu hafta Spal'la oynuyor çok. Kalibresine göre çok düşük bir takımla oynuyor Napoli ama genel anlamda onu sorayım, sence bunun kötü yansıması olur mu Napoli üzerinde? Şimdi genel olarak bakarsak ben şundan çok hoşlanmam. Ne olursa olsun evet, öncelikli olan hedefler vardır ama diğer hedeflerde kaybetmeye alıştırmamak lazım takımı. Hı hı. Napoli İtalya Kupası'nda Atalanta karşısında da gördük. Bu karşılaşmada da gördük Leipzig mücadelesinde ki sanki kendi durumunu kabul etmiş. Bizim kısıtlı bir kadromuz var. Hiç hayalciliğe gerek yok. 3 kupada birden zirveyi hedeflemenin bir anlamı yok. Bizim için yıllar sonra gelecek olan muhtemel bir şampiyonluk camia açısından, bizim açımızdan, geleceğe ışık tutması açısından öncelikli hedeftir şeklinde seslendirilmeyen, asla basın önünde seslendirilmemiş ama tercihlere ve oyun sistemlerine baktığımızda ortaya sonuçlarla sabit konulan bir gerçek gibi. Hı hı. Açıkçası Sarri'nin elinde evet, yani 3 kupada birden zirve yapabilecek bir takım da yok. Bu kadar geniş bir takım yok ama biraz sonra konuşmaya başlarız. Juventus'un Allegri'si için de benzer şeyler söylenmekte. Tabii onların hedefi şu an çok daha büyük. Devler Ligi ve finale son yıllarda aşina bir takımı hala o seviyede tutabilmek bu şartlar altında çok kolay değil. Allegri de bunun sıkıntılarını yaşadı Devler Ligi'nde. Geçtiğimiz, geride bıraktığımız hafta içinde ama Napoli de burada bir tercih yapmış. Tıpkı İtalya Kupası'nda Atalanta karşısında olduğu gibi alternatif bir kadroyla, rütuşlu bir kadroyla sahaya çıktılar. Leipzig akıllıca oynadı. Bence çok da iyi bir performans sergilemediler. Yani skor
bence aldatmasın. Napoli normal kadrosuyla ideal 11'e çıksaydı Leipzig'e bu şansı vermeyecekti. Tanımazdı. Bu çok bariz görünüyor ama Leipzig de şartları çok iyi değerlendiren bir takım. Kesinlikle. Açıkçası kurallar çekildiğinde ve gruplardaki mücadele tamamlandıktan sonra yer yer Beşiktaş'ın grubunun güç seviyesi olarak küçümseyenler çok oldu. Türkiye için de çok fazla insan var ama işte Leipzig'in oynadığı oyundan da görüyoruz ki siz kötü olursanız rahatlıkla cezayı kesebilen bir takım. Yani o kalibresi var. Evet. Yani hiç de küçümsenecek bir grup değilmiş Beşiktaş'ınki diye düşünüyorum. Ya zaten bence o grubu altını bir kez daha çizmek gerçekten lazım. Gerçekten komik. Neyse o başka bir konu, hiç oraya girmeyelim çok. Evet. Şöyle toparlayalım. Napoli bu hafta Spal karşısında olacak değerli izleyenler. Pazar günü saat 17'de oynanacak bu karşılaşma. Tabii Lazio Napoli'ye kaybedince puan sıralamasında da biraz geriye düşmüş oldu. Özellikle Roma ve Inter için karlı bir hafta oldu geçtiğimiz hafta. Lazio'da bu hafta Hellas Verona karşısında olacak. Pazartesi günü haftanın kapanış mücadelesinde 22.45'te onlar da mücadele edecekler. Yani iki takım da, yine Lazio'nun da Hellas Verona karşısında çok fazla zorlanacağını ben düşünmüyorum. Onlar da büyük ihtimalle bu hafta 3 puanla kapatacaklardır ama her iki takım da biraz UEFA Avrupa Ligi'ndeki durumlarını sıkıntıya sokmuş gibi gözüküyor. Juventus'la devam edelim, takipçisi. Bir puan gerisinde seyrediyor Lazio'nun, düzeltiyorum, Napoli'nin. Tabii onlar da bu hafta çok önemli bir Şampiyonlar Ligi maçı oynadılar ve hiç de ummadıkları bir sonuçla karşı karşıya kaldılar. Özellikle uzun zamandır o arenada, Avrupa arenasında Juventus'a bu şekilde baskıyı kabul ettiren ve kalesine de iki gol birden gönderebilen maçlarla çok fazla karşı karşıya kalmıyorduk. İtalya Serie A'da da çok ciddi bir form grafikleri vardı. 10 maçtır kaybetmiyordu Juventus. Fiorentina maçını hatırlayalım biz. Geçtiğimiz hafta Fiorentina karşısındaydı Juventus. Hata yapmadılar, maçı 2-0 kazandılar ve Napoli takiplerini sürdürdüler. Marco Guida'dan ilk düdük, mücadele başladı. Gellini, pas hatası. Şimdi Benassi yerden çevirdi. Son anda kritik bir müdahale. Alessandro yerde, oyun devam ediyor. Faul beklentisi var. Benassi, elle oynama beklentisi. Karar penaltı! Karar penaltı! Fiorentina için öne geçme fırsatı. Dakika 18. Chiellini itiraz ediyor. Evet, video asistan hakeme başvuruldu. Ve evet, iptal edildi. Penaltı iptal ediliyor. Kontratak fırsatı olabilir Fiorentina için. Sağ tarafta bir boşluk, soldan da destekleyen biri var. Avantaj dedi maçın hakemi. Gildiaz'la geliyor Fiorentina. Gildiaz çalıma attı. Gildiaz direkte patladı. Gildiaz çalıma attı. Sonrasında direkten oyun alanına geri dönüyor top. Bakalım kim vuracak? İşaret geldi. Bernardeschi vurdu. Bernardeschi! 1-0 önde Juventus. Eski takımına karşı golünü atmayı başarıyor Bernardeschi. Federico Bernardeschi yeni takımı Juventus'la golünü kaydediyor eski takımına. Güzel pas şimdi Bernardeschi'den Douglas Costa'nın önüne, içeride iki Juventus'lu. Douglas Costa ayağının dışıyla gelişine vuruş yandan dışarıya. Karar korner. Gonzalo Higuain'le gole yaklaştı Juventus. Sabırla top çevirmeye devam ediyor Fiorentinalı oyuncular. Uygun boşluğu arıyorlar. Şimdi göbekten tehdit ettiler. İyi pas, gol pozisyonu. Top boşta kaldı, bir vuruş. Son anda Buffon Bernardeschi uzaklaştırdı. Gole çok yaklaştı Fiorentina. Chiellini. Chiellini. Aradan nefis bir pas. Offside bayrağı kalkmıyor. İkinci gole gidiyor Juventus. Higuain vuruyor ve top ağlarda. Gonzalo Higuain fişi çekiyor. Fiorentina'nın işini bitiriyor. 2-0. 86. dakikada Gonzalo Higuain, golcü oyuncu, sahne alıyor. Eyserik geliyor. Eyserik baraja takıldı. Sonrasında
Guida maçın son düdüğünü çalıyor. Bu zorlu deplasmanda 3 puanın sahibi oluyor Juventus. Evet, Juventus Fiorentina karşısında 2-0'lık bir galibiyet aldı ve 1 puanlık farkı onlar da korumuş oldu diyelim. Evet. Tabii iki yandan değerlendirmek lazım şimdi Juventus'u. Bir, gerçekten İtalya Serie A'da 6 yıllık muhteşem bir dominasyon. Bu sezonda sanki böyle biraz gidip gelmeler yaşadılar ama şu son özellikle 10 maçlık seri çok ciddi bir seriydi onlar için. Özellikle zirvede diğer takımlarla da arasındaki farkı açma anlamında bunu söylemek lazım ama hafta içinde Tottenham karşısındaki o nasıl diyelim, mahkum oyun diyelim biraz. Yer yer mahkum oyun ama yani çok alışık olmadığımız bir Juventus oyunu bu. Sebepleri var. Sebepleri mutlaka ki var. Yine bu maçın özelinde de konuşalım istiyorum. Yani iki maçı birden değerlendirerek sana sözü bırakayım ki bu hafta da Torino derbisinde Torino ile karşı karşıya gelecekler. Evet, Fiorentina-Juventus mücadelesini zaten Cuma akşamı yaptığımız için hemen öncesinde bir analiz yapmıştık. Hatırlarsın orada da özellikle Fiorentina özelinde Simeone, Chiesa hala Fiorentina'yı genç tam anlamıyla... Oyuncular. Evet, yani genç. Simeone pek artık genç değil de Chiesa nispeten daha ama belli tecrübelere Juventus'u yıkacak kadar mesela örnek göstermek gerekirse almamış oyuncular. Fiorentina'yı belli hedeflere taşımaktan şu anda güç olarak uzak demiştik. Hakikaten bu karşılaşmada da o görüntüler vardı. Simeone hala böyle bir karşılaşmayı çözebilecek yapıda bir santrfor değil. Üzerinde çalışıyor, gelişme kaydediyor. Chiesa'ya baktığımızda ise özellikle kendini kanada hapsettiğinde pozisyon alma konusunda etkisini yitiriyor. Bu karşılaşmada o maçlara bir örnek değinik. Chiesa'nın gerçekten performansı, gücü, dinamizmi belki yerinde ama mantık olarak zaman zaman yanlış tercihler yapıyor. Oyun sistemi olarak saha içinde aldığı pozisyonlar açısından kendini çizgiye fazla mahkum ettiği anlarda problem yaşıyor ve takımını da hücumda etkisiz bırakabiliyor. Hmm. Juventus açısından bu tarz karşılaşmalarda aslında söyleyecek çok bir şey yok. Biraz şanslılardı iptal edilen golde açıkçası. Chiellini büyük bir hata yaptı. Hafta içine döndüğümüzde de Tottenham maçında da o bildiğimiz Giorgio Chiellini'yi göremedik. Chiellini o bireysel anlamda biraz düşüşte. Uzun zamandır bu kadar kötü oynadığı bir maç ben seyretmedim. Burada da mesela önemli bir hata yaptı. Şu gol anlamda söylüyorum. Evet ama mesela Fiorentina maçının genelinde yani çok maçı seyredemesem de baştan sona en azından elimden geldiği kadar uzun özetlerini işte elimizdeki görüntülerden biraz sara sara izlemeye çalışıyorum. Hepsine yetişmeye çalışıyorum. Yani bu maçla o maçı hiç karşılaştıramayız bile. Tottenham karşısında güç farkı. İnanılmaz kötü bir kelini vardı. Buradaki gol de öyle değil mi sevgili Güney? Yine VAR sisteminin tartışılmaya açık olduğu gollerden bir tanesiydi. Evet. Tabii golden önce offside olduğu gerekçesi var. Değil halbuki offside değilmiş şeklinde çıktı. O da enteresan. Normalde çizgi kullanılıyor ama şimdi tabii VAR sistemi neye karışmalı, enteresan. Neye karışmamalı evet. Artık bunun tartışması yapılmaya başlandı. Yani bunu kalın çizgilerle bir kere ortaya koymak ve bu statüyü bütün ülkelerde aynı şekilde herhangi bir soru işaretine mahal vermeden uygulamak bence esas. Herkes birlikte geçecekse 3 aşağı 5 yukarı bu işe kalın çizgiler olmalı. Yani bazen hakemin yorumu falan diyoruz ya maç içinde herhangi bir karara örnek vermek gerekirse. Bu konuda bir yoruma bence hiç ihtiyaç yok. Bu konuda kalın çizgilere ihtiyaç var ve her ülkede aynı şekilde uygulanmasına ihtiyaç standart var. Standart şekilde kullanılmalı diyorsun. Mutlaka. Bununla ilgili bir sempozyum olacaktı ama şu an tam tarihlerini hatırlamıyorum. Bütün ülkelerden hem merkez hakem kurulları hem de birkaç hakem de davet edilecekti. Hı hı. Yani hem VAR sistemiyle alakalı olarak şu anda uygulanan ve uygulanması düşünülen yerlerde ki futbol bilginleri diyelim ve futbola hakim olanların içinde olduğu bir sempozyum düzenlenecek. Bakalım bunun sonucunda neler çıkacak, o da çok önemli. Çünkü orada belirgin senin dediğin tarzda kararların alınması bekleniyor. Yani işte hani kesin çizgileri olsun, hangi pozisyonlara biz müdahale olalım, hangisine olmayalım. Çünkü somut olarak gerçekten çok yani çok iyi sonuçlar da veriyor ama işte burada olduğu gibi bazı sonuçlar da yine kafalarda soru işareti bırakabiliyor ki teknolojinin en top seviyesi olarak kabul ediliyor şu anda. Evet, yani şimdi bu tarz offside pozisyonlarına da 3 aşağı 5 yukarı bir şey beklerken eğer bunda karışacaksa zaten o bekleyiş süresi de artık iyice uzamaya namzet olacaktır. Hı hı. Yani bu konuda az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi kesin net kafalarda soru işareti bırakmayacak kararlara ihtiyaç var. Juventus'a geri dönersek hafta içinde geride bırakmakta olduğumuz hafta içindeki Tottenham mücadelesinde gerçekten bir Şampiyonlar Ligi seviyesinde istim üzerinde olan bir rakibe karşı oynadılar ve böyle bir rakibe karşı açıkçası her zamanki bildiğimiz takım savunmasının
seviyesine ihtiyaçları vardı. Ancak beklenmedik bir başlangıç. Normal şartlar altında bu karşılaşmanın öncesinde Juventus'un o İtalya Ligi'nde genellikle Roma maçında, Napoli maçında sergilediği sağlam 1-0, 2-0'a ihtiyaç duyan ve herkesin kafasında yeşeren mutlaka böyle olur dediği bir oyun sistemi vardı. O olmadı. İlk 10 dakika içinde 2 golün birden gelmesi zaten açıkçası bu maçın en beklenmeyen yanıydı. Ama bu karşılaşmada mesela bir Dybala eksiği vardı Juventus'ta, çok önemli bir oyuncu. Ama bundan çok daha fazla eksiği hissedilen Tottenham gibi pas reaksiyonu çok iyi olan, çabuk hücuma çıkan, pas trafiğini iyi yapan bir takıma karşı Matuidi'nin eksikliğiydi. Evet. Yani takım savunmasına, yani oyunun her iki yönünde zaten çok iyi oynayan, hı-hı, ama takım savunmasına çok önemli katkıda bulunan Matuidi oyundan çıkana kadar sadece 7 pas yapabilen, burası bence çok önemli, 7 pas. Khedira maçın durgun ismiydi. Bence Fiorentina karşısında pek iyi bir performans zaten ortaya koymamıştı. O da bir durgunluk dönemine girince ortalığın ortası top rakibe geçtiği andan itibaren ilk yarıda özellikle kendini çok göstericisine düştü ve bunun da sonuç olarak faturası ödendi 2-2'lik beraberlikte. Buna rağmen Higuain eğer o penaltıyı atsaydı 3-1 ve açıkçası bu fondan doğal hatayı beklemezdik. Önce bir sol tarafa doğru meyletti, sonra ters ayakta kaldığı barajdan için. Barajdan bahsediyoruz, Eriksen'in evet, golünden bahsediyoruz. Yani o golde normal şartlar altında Buffon'un yemesini beklediğimiz bir gol değildi. Yani ya sanki bütün terslikler üst üste gelmiş gibi. Terslikler derken işte Kiel'in o durumu, Matuidi'nin sakatlığı, rakip Khedira'nın, çok iyi, sen hata yapıyorsun. Khedira'nın, yani bütün olumsuzluklar, negatifler üst üste geldi ki toplum aynen, açısından da bakarsak bütün pozitifler onların açısına gelmiş oldu ve böyle bir skor sonuç çıkmış oldu. Ortaya çıktı yani, ama bir şey söyleyeyim son olarak. Tabii tabii. Bu karşılaşmadan sonra ve Porto Liverpool maçını da izledikten sonra şöyle, şuna ihtiyacı var bence Şampiyonlar Ligi'nin yıllar sonra. Premier Lig tadında bir Liverpool-Tottenham eşleşmesi. Bence hem yayıncılığa, hem dünya yayıncılığına, hem Şampiyonlar Ligi'ne hem de iki tane maç. Çok büyük bir keyif. Sevgili Güley, burada araya girmek durumundayım. İtalya Serie A raporu konuşuyoruz. Şampiyonlar Ligi ayrı, programını bırakalım. Ayrı, ayrı. Ama Juventus sen de takdir edersin ki şu anda elenme tehlikesiyle karşı karşıya. Kesinlikle çok ciddi bir tehlikeyle. Allah'tan onlar için de, tırnak içinde söylüyorum, Tottenham'da gol atan yani bir takım. Hı-hı. Yani ikinci maç revanşta yine 2-2 bitip uzayabilir. Bunu neden iç içe değerlendiriyorum? Çünkü ben Juventus'un, az önce sen bir soru sordun, Napoli etkiler mi diye. Hı-hı. Tam tersi, belki Napoli bir tercih yapıyor sonuçta. Çoğunlukla yedeklerden oluşan kadrolarla çıkıyor bu tarz maçlar ama Juventus bu karşılaşmaları istiyor. Evet. Juventus Şampiyonlar Ligi'nde hedefi olan takım. İşte Juventus'u tam tersine Serie A performans açısından etkileyebilecek maçlar bunlar. O yüzden bunları birlikte anlatmak istiyorum. Hı-hı. Ve bu haftada bana göre derbi olmasının dışında Mazzarri ile gerçekten harika bir çıkış yakalayan bir takıma karşı sezonun en zor maçlarından birini oynayacaklar. Çok büyük bir ihtimalle onlar açısından sezon sonu geldiğinde kırılma maçlarından biri olarak arkalarına dönüp baktıklarında değerlendirebilecekleri bir karşılaşma. Torino bu sezon, altını çizerek söyleyeyim, hiç bu kadar bilinçli futbol oynamamıştı, hiç bu kadar formda olmamıştı. Bana göre haftanın en önemli maçı, eşleşmesi Torino-Juventus'tur bu yüzden. Peki Torino-Juventus maçı da pazar günü saat 14.30'da oynanacak değerli izleyenler. Ben de sevgili Güney'e bir ek olarak aynı fikirlerde olmam doğrultusunda şampiyonluk yolunda özellikle ikinci Tottenham maçının, ki Juventus bu maç için çok ekstra bir performans ve ekstra bir fizik kondisyon göstermek durumunda. Tabii ki doğrudan Serie A yarışında etkileyebilecek bir maç olacağını düşünüyorum çünkü Tottenham'a orada gol atmak, yememek sizi ekstra 2-3 kat daha fazla efor sarf etmenize sebep olacak bir takım Tottenham. Yani hem hız dengesi açısından hem de kuvvet dengesi açısından onlara eşdeğer olmak için Juventus normal oynadığından oldukça daha fazla eforlu bir futbol sergilemek durumunda. Napoli-Juventus maçını hatırlıyorsundur Kerem. Hı hı. Öyle bir maç oynamak zorunda bu kez Juventus. Kesinlikle futbol öyle. Severler biraz sıkılsa da kendisi açısından Juventus öyle bir maç oynamak zorunda Tottenham deplasmanında. Ve bundan sonra da Serie A'da yeniden bu iyi savunma yaptığı takım savunmasıyla parladığı, belki oyun lezzeti olarak değil ama takım savunmasıyla parladığı maçları oynamak durumunda. Çünkü Juventus geçtiğimiz sezonlardaki Juventus değil. Bunu herkes görüyor. 2-3 eksikle sarsılabiliyor. Evet. Peki Roma'yla devam edeceğiz değerli izleyenler. Tabii Roma'da geçtiğimiz hafta yine Güney'le de burada konuşurken Cengiz Ünder'in %100 11'de olacağına inanıyorduk. Ve Roma'da 11'de oynayan Cengiz gerçekten Benevento maçında bizi oldukça gururlandırdı. Yani bundan fazlasını beklemezdik herhalde. Yani evet, en fazla bu kadarını bekleyebilirdik ve Cengiz de çıktı. Gerçekten gururlarımızı okşayan bir performansla bu maça damga vurdu. İşte o maçın özet görüntüleri.
Roma ile Benevento karşı karşıya geliyor Olimpiyat Stadında. Cengiz Ünder ilk 11'de. Roma Benevento maçı başladı. Şimdi Letizia. Baktı içeriye. Yerden çevirdi Letizia. Guilherme ceza alanında. Guilherme kaleyi görmek istedi. Guilherme vurdu. Sekti top. Ağlarla buluştu. Gol! Guilherme! Benevento 1-0 önde dakika 7. Guilherme! Napoli maçında da zaman zaman pas trafiğine dikkat çekmişti Benevento. Burada da iyi başladılar. Roma deplasmanında şans dayanlarında. Guilherme, Manolas'tan seker top ağlarla buluştu. Florenzi yerden Dzeko'ya. Edin Dzeko. Şimdi Cengiz. Cengiz sağ ayağıyla ortayı yaptı. Cengiz ceza alanında. Dzeko vurdu. Kaleci Puccioni. Adrese teslim bir orta Cengiz'den. Puccioni çıkarttı Dzeko'nun kafa vuruşunu. Perotti dokundu topa. Kolarov kesti içeriye. Fazio vurdu ve beraberlik geldi. Federico Fazio. Durum 1-1. Savunmadan geldi. Golü attı. Skora denge getirdi Fazio. İşte Alexander Kolarov çok etkili kesti. Fazio nefis yükseliyor. Boş kaldı. Cezayı kesti Fazio. Sandro tek top. Şimdi Cengiz Ünder. Cengiz topla birlikte hareketi gitti rakibin üzerine. Cengiz süratlendi. Son çizgi. Ortayı yaptı. Dzeko ve gol! Aldı at dedi Cengiz. Dribling devamında asisti yaptı. Servisi yaptı. Dzeko Roma'yı 2-1 öne geçiriyor. İşte Cengiz'in asisti. Driplingle çizgiye indi. Yine sağ ayağıyla kesti. Dzeko gol attı. Asist Cengiz. Gol Dzeko. Dzeko baktı arkadaşlarının dağılımına. Perotti'ye gönderdi. Perotti ceza alanında. Çevirdiği yerden gelişine vuruş. Topağlarda gol. Bilin bakalım kim? Cengiz Ünder. Pil açıldı. Pil açıldı. Bravo çocuk. Durum 3-1 oluyor. Gol Cengiz. Cengiz Ünder alev aldı Olimpiyat Stadında. 5 dakikada alev aldı. Perotti çevirdi. Cengiz gol attı. Roma durumu 3-1'e getirdi. Gözyaşları Cengiz'den. Bir kez daha izleyelim. Perotti burada çevirdi. Cengiz tek vuruş. Kolay da bir pozisyon değil. Yerde son anda seken top. Ama şans tanımıyor Puccioni'ye. Gilermeye gelmedi. Gerson araya girdi. Şimdi Cengiz aldı topu. Cengiz kaleyi gördü. Cengiz vurdu attı golü. Mükemmel bir gol daha. Eli avuca sığmıyor bugün Cengiz Ünder. Bir açıldı, bir açıldı. Onu tutan aşk olsun. Muazzam. Maşallah Cengiz. Müthiş oynuyor bugün. Müthiş. Cengiz Ünder bakın topu nasıl çekti. Direkt dibine bıraktı. Sağ ayağıyla müthiş servisler yaptı bugün. Sol ayağıyla da golleri atıyor. Ceza alana sokuldu. Guilherme verdi pasını. Şimdi içeri çevrilen top. Boş pozisyon ve gol. Brignola. 4-2 yaptı durumu Benevento. Mucize lazım onlara ama çok enteresan bir takım oldu Benevento. İçeri çevrilen top burada. Lombardi'den Brignola. Durum 4-2. Ve Eusebio Di Francesco alkışlatıyor milli futbolcumuzu Cengiz Ünder'i. Roma Olimpiyat Stadı ayakta alkışlıyor Cengiz'i. 2 gol 1 asist. Huzurlarınızda maçın adamı Cengiz Ünder. Defrel. Defrel pasını verdi. Patrick Schick ceza alanında. Top bekliyordu Dzeko. Onu tercih etmedi. Penaltı noktasını gösteriyor maçın hakemi. Gregor Defrel geliyor. Defrel ve gol. O da üzerindeki kara bulutları dağıtıyor. İlk golünü atıyor Roma formasıyla Gregor Defrel. Brignola içeri çevirdi. Guilherme. Topuk pası Guilherme'den. Yerden vuruş Del Pinto. Kaleci Alisson. Roma Benevento'yu 5-2 mağlup ediyor. Cengiz 2 gol 1 asiste maçın adamı oluyor. Yani Cengiz Ünder için ne söylesek az bu maç özelinde. Geçtiğimiz haftadan önceki hafta diyelim, 2 hafta önce ilk 11'de başlamıştı, golünü de atmıştı. Maçı 1-0 kazanmıştı Roma. Şimdi döndü içerideki bu maçta
Ki uzun zamandır da Roma içeride maç kazanamıyordu. Onun da altını çizelim. Evet. Öyle de bir faktör vardı. Burada çıktı asist. Gerçekten harika bir asist. Tam kafaya. Ters ayağıyla. İkinci gol. Doğru yerde. Doğru açı ve doğru vuruş. Oralarda çok önemli. Hı hı. Ve üçüncü gol. Tam bir Cengiz Ünder golü. Acaba klasikleşir mi? Bir Cengiz Ünder golü olur mu demiştim sana. Hatırlarsan. Sen de neden olmasın devam ederse demiştin. Sanki evet. Bir Cengiz Ünder klasiği yavaş yavaş Roma'da oluyor gibi. Bir artı parantezde hocasının onu çıkartıp alkışlatması Roma Olimpiyat Stadı'nda gerçekten o yaştaki bir oyuncu için bence çok büyük gurur verici bir durum. Her şey doğru gidiyor bugünlerde Cengiz açısından. Geçtiğimiz haftaki programda da ifade etmeye çalıştım. Cengiz'in aslında müthiş bir yükselişi vardı buraya gelene kadar ama çok çabuk bir yükselişti. Bazı yerlerde bazı tecrübeleri alabilseydi burada çok daha fazla rahat edebilirdi. Daha erken güven kazanabilirdi ve daha erken bu performansı ortaya koymaya başlayabilirdi demiştim. Ancak üst üste gelen ligin gerçekten zayıf takımlarından Hellas Verona ve Benevento maçlarının bir genç oyuncuya sağlayabileceği güven ihtimali çok yüksekti. Cengiz performansıyla bu şansı gerçekten çok iyi kullandı. Şimdi hazırlık maçları bitti Cengiz açısından. Yavaş yavaş inşallah bundan sonra çok daha ciddi rakipler, Udinese'ler, İşte bu hafta Milan, Udinese maçı var. Evet, o çok Udinese, önemli. Udinese, Milan, ardından Napoli, bu arada araya girecek Şahtar maçları, hı-hı, Şampiyonlar Ligi'nde. İşte bu özellikle Cengiz'in bir yol kat ettiğini bizlere çok daha net bir şekilde gösterebileceği karşılaşmalar. Bu karşılaşmalara bence kafa olarak hazırdır. Umarım o fiziksel açıdan biraz zaman zaman ikili mücadelelerde bazı pozisyonlarda sıkıntılar yaşıyor. Hı-hı. Onu da zaman içinde giderip Roma'nın her şeyden önce Roma'nın as oyuncularından biri olmak, 11'de ismi ilk yazılanlardan biri olmak böylesine kültürü zengin kulüplerde çok önemlidir. Öncelikle bunu başarabilirsiniz. Bilirse, gol atsın atmasın. Kendisini ortaya koyabilirse hocasının da dediği gibi yavaş yavaş sahada patron olma yolunda da önemli adımlar atacaktır. Bu kapasitesi olduğunu zaten kendisi de biliyor. Herkes de görüyor. Zaman tam da şimdi sırası Milan'daki Silva ile durumunu ben benzeştirmiştim hatırlarsan. Andre Silva da Porto'da müthiş bir çıkış yaptıktan sonra 7'ye düştü. Ardından 50 milyona bir anda kendini Milan gibi çok önemli bir kulüpte buldu. O da şu anda çok büyük sıkıntılar çekiyor. Baktığımızda UEFA Avrupa Ligi'nde kendisinin çabuk uyum gösterebileceği bir düzey. 6 tane 8 tane gol atan bir oyuncu. Ama Serie A'da henüz bunun yanından bile geçebilmiş bir performansı yok. İlk 11'e giremiyor. Yani birçok genç oyuncu için bazı şeylere böyle çok çabuk çıkış yakaladığınız zaman zorlanmalar çok mümkün. Bunu da Cengiz'in yaşaması zaten kuvvetle muhtemelde bunu yaşadı. Umuyoruz ki artık bundan sonra devamı çok güzel bir şekilde gelecek. Her şeyden önce mental yapısı buna çok müsait. Çok doğru düşünen, çok doğru yaşayan, gözlerinden de bunu okuyabileceğiniz genç bir adam. Cengiz'in oyundan çıkışını da bir kez daha ekranlara getirelim. Sevgili Abdullah'tan rica edelim. Roma Olimpiyat Stadı ayakta akışıyor Cengiz'i. 2 gol bir asist. Huzurlarınızda maçın adamı Cengiz Ünder. Türk Dybala bugün gerçekten Dybala gibi oynadı. Cengiz Ünder alkışlarla kenara geliyor. Daniele De Rossi takımın sembol ismi oyuna giriyor. Bravo Cengiz. Bravo sana. 2 gol bir asist. Ama ilk yarıda da çok iyiydi. Dzeko'ya nefis bir pası vardı. Pujoli çıkartmıştı. İkinci yarıda sağ ayağıyla asist, sol ayağıyla 2 gol attı Cengiz Ünder. Yerini bıraktığı isim de De Rossi. De Rossi. Herkesin bir zaman dönemi var. Attığı goller şahane ama şunu ilave etmeden geçemeyeceğim. Özellikle Dzeko'ya attırdığı golün öncesindeki deparı, devamlılığı ve sonrasındaki kesinlikle orta isabeti gerçekten muazzamdı. Muazzam. Orada bir de inanılmaz bir nefes kontrolü gerekiyor. Yani o kadar atletik bir driblingin sonunda o topu o şekilde kesebilmek çok önemli bir nefes kontrolünde gerektiriyor. Biz tekrar buradan Cengiz'e tebriklerimizi yollayalım. Dileriz bu hafta Udinese karşısında da yine Cengiz ilk 11'de olur ve gollerine, asistlerine devam eder. Bu çizgisini sürdürür. Hafta içinde de Shakhtar Donetsk misaisinde olacak Şampiyonlar Ligi'nde. Yine Cengiz'i bu ekranlardan izleme şansına da sahipsiniz değerli izleyenler. Udinese Roma maçı da cumartesi saat 17'de. Onu da hatırlatalım ve Inter'le devam edelim. Inter'de tabii geçtiğimiz hafta Lazio'nun kaybetmesiyle beraber onlar da yine iyi bir değerlendirdiler. Bu haftayı geride bıraktılar. Inter-Bologna maçının özetine bakalım. Sonrasında Inter'i konuşmaya başlayalım. Mücadele başlıyor Inter'in vuruşuyla. Evet.
Sport'un haberine göre Barcelona 80 milyon euro karşılığında onu kadrosuna katmak istiyor. Şimdi içeriye çevrilen top, gol geldi. Eder. Bugünü de boş geçmiyor. Geçen hafta da atmıştı Eder. Yine alanı buldu. Golle başlıyor Inter. Dakika 2, gol Eder. Icardi'nin sakatlığında. Geçen hafta ilk 11'deydi. Golünü atmıştı. Burada yine ağları sarsmayı başarıyor Eder. Bulgar'dan adam Massina'ya doğru. Sol kanadında boşluk Inter'in. Cancelo karşıladı. Massina ortasını yaptı. Kafa! Son anda Andanovic. Palacio az daha eski takımını avlayacaktı. Samir Andanovic kurtarışı yapıyor. Valero. Miranda. Miranda'dan hata. Şimdi karşı karşıya pozisyon olacak. Palacio, Palacio 1-1 geldi. Miranda'nın hatasında Rodrigo Palacio eski takımına golü attı. Sevinmiyor. San Siro tribünlerinden, Giuseppe Meazza tribünlerinden özür diliyor Palacio. Onlar da alkışla eski oyuncularına karşılık veriyorlar. Ama büyük hata burada Miranda'dan. Orta ön direkte Vecino yükseltti. Kafa direkten döndü. D'Ambrosio olmadı. Orada D'Ambrosio'nun ayağı Skriniar'ın da başına çarpıyor. Inter net fırsatı değerlendiremiyor. Yeniden göreceğiz. Caramo. Yan Caramo. Rafinha tekrar Caramo aldı. Yan Caramo şut çalıp kalesi. Kale karşısında Yan Caramo'dan harika bir gol geliyor. Tribünler yıkılıyor Yan Caramo'nun golü sonrasında. Önünü aldı. Sonrasında kaleyi görüyor Yan Caramo. Mirante'nin müdahalesine rağmen top ağlarda. 2-1 Inter yeniden önde. Son 8 maçta bir golden fazlasını bulamayan Inter, Caramo da seriyi kırıyor. Rafinha. Rafinha bir çalım daha. İkinci sarı kart ve kırmızı kart. İbrahima Mbaye ikinci sarı karttan kırmızıyı görüyor. İlk sarısından yalnızca 3 dakika sonrası Bologna 10 kişi. Atak devam edecek mi? Olmadı. Cemail iyi yerdeydi. Lisandro Lopez yerde. Kırmızı var mı yok mu? İzliyor. Hakem Paolo Valeri adam Massina'dan. Gergin bekleyiş. Valeri sahanın diğer köşesine koşuyor. Evet, sarka cebe gitti. El ve kırmızı kart. Bologna ikinci kırmızı kartı görüyor. Adam Massina da oyun dışı. Pulgar. Son bir şans olur mu? Her an maçı bitiren düdük gelebilir. Ve karşılaşma sona eriyor değerli izleyenler. Inter 8 maç sonra kazanmayı hatırlıyor. Tabii Inter sezon başında çok iyi bir süreci geride bıraktığı için şu geçtiğimiz haftalardaki puan kayıpları olmasına rağmen lig sıralamasında şu anda 3. sıradalar. Bu da lige iyi başlamalarının bir artı noktası olarak kayıtlara geçti diyebiliriz. Bizden bu maçı da düşüşe geçmesi. Evet, bu aynen maçı da kazanmayı başardılar. Bayağıdır da 2 gol atamıyorlardı. O da bir artı not olarak yazabileceğimiz sahnesine Inter'in konulardan bir tanesi. En kötü kayıtlar olduğunu söylemiştik. Hı-hı. Bu maç öncesinde geçen hafta yaptığımız değerlendirmede 8 maçtır 3 puana hı-hı hasret olmaları. 9 olmadı, rekor gelmedi kendileri adına. Kazandılar, rakibe 2 kırmızı kart var. Ve ekstra bir gol var Caramo'dan. Sezon başından bu yana üretkenlik adına Inter'in hücumda sıkıntılar çektiğini, ortalamanın ortasındaki oyuncuların takım savunmasına katkıları iyi olduğunu, ancak hücum bölgesinde santrfora ya da zaman zaman kanat hücum oyuncularına Perisic gibi, Candreva gibi destek konusunda, asist ve gol rakamları konusunda eksik kaldıklarını ifade etmiştik. Icardi'nin yokluğu döneminde Eder şu mesajı verdi: beni oynatacaksanız ilk 11'de oynatın. Ben hamle oyuncusu olduğunda verimli olamıyorum dedi adeta. Ama
Eder ve Karamoh katkısıyla Inter bu kısa vadede ne kadar suyun yüzeyinde kalabilir? Onu da bu haftaki Genoa maçı bir anlamda gösterecek ve bizlere önemli bir fikir verecek. Kandreva bu karşılaşmayı yedekler arasındaydı ve süre almadı. Bence Inter açısından çok önemli. Herhalde dinlendirmeye çalışıyor onu Spalletti kafa olarak. Çünkü yani Kandreva demek asist demek, kenardan orta demek. Çok önemli bir adam demek. Eğer bunu kendi isteğiyle kullanamıyorsa Spalletti, zaten daha önce de ifade etmeye çalıştığımız gibi hani fiziksel değil de düşüş biraz mental bir takım olarak, ama hala Karamoh'un muhtemel katkılarına rağmen ortalamanın ortasında hücuma destek konusunda yeterli etkide olmadığını söyleyebiliriz Inter'in. Bu düşüşün bir anda gelmesi, yani bu takım anlamındaki bu kötü görüntünün bir anda böyle bir virüs gibi yapışıp ekranlara yansıması sadece sürprizdi. Adeta bir tuşa basılmış gibi, düğmeye basılmış gibi 6-7 oyuncu birden kendi görüntülerinin bir anda çok altına düştüler. Kaldı ki şurası çok önemli. Inter'in bu sezon sadece tek hedefi vardı. Hala da öyle. Evet. Ne Avrupa Kupalarında mesaisi var, ne de başka düşünecek bir şey var. Sadece lig. Ve şu anda ligde şampiyonluk yarışında olmayı bile beceremediler. Açıkçası ben Spalletti'nin bu görüntüde bir sezonunu çok uzun zamandır hatırlamıyorum. Kendi kişisel kariyer açısından da şaşkınlık verici bir durum. Inter kendini arıyor. Inter ara transferde fazla hamle şansı da yoktu. Bir takım spekülasyonlara rağmen gerçekleşmeyen muhtemel transferler vardı. Takım içinde işte ekranlara gelen Karamoh'un hücumdaki muhtemelen çok yetenekli bir genç. 19 yaşında bir Fransız. Yapabileceği katkı, çok umutlulardı ondan. Belki biraz geç sahne aldı ama enteresandır. Mesela Cengiz'le birlikte aynı dönemde sahne alan bir başka genç oyuncu. Bazen kendi takımınıza bazı şeyleri yetmiyorsa eğer takımınıza entegre etmenize, böyle genç isimlere de yer vermek gerekiyor. Adınız Inter bile olsa, Spalletti zorunluluktan da olsa bunu yaptı ve bu maçlık iyi sonuç aldı. Peki Genoa karşısında olacak Inter bu hafta değerli izleyenler. Cumartesi günü saat 22.45'te oynanacak bu maç ve Güney'in de az önce belirttiği gibi bu çıkışı sürdürebilme adına Genoa onlar için çok ciddi bir rakip. Karşılarında sert bir takım bulacaklar. Bakalım Inter bu sertlikten, bu takımdan nasıl çıkacak? Küçük bir avantaj. Genoa'nın küme düşme potasıyla arasında 10 puan fark var. Inter açısından yani rakibin mukavemeti ya da kendisini sıkıştırmasını göz önüne aldığımızda bence küçük de olsa bir avantaj. Daha peki, kötü durumda olabilirdi Genoa. Milan'la devam edelim. Milan'da yine inişli çıkışlı bir form grafiğinde bu sezon ve Spal karşısındalardı geçtiğimiz hafta. Deplasmanda çok rahat bir galibiyet aldı Milan. İşte Spal maçının özeti. İlk düdük, maç başladı. Şu kısa kullanıldı. Hakan geriye. Suso. Biglia. Rodriguez topun altına girdi tekrar. Sağ kanadı Suso'ya. Suso rakibini karşısına aldı. Sonuna çekti Suso. Yaptı ortayı. Arka direk. Bir kafa. Kaleci döner. Top ve gol. Cutrone. İkinci dakika. Milan'dan erken gol. Milan Spal deplasmanında 1-0 önde. Genç Cutrone takipçiliğinin ödülünü aldı adeta az önce. Önemli bir gole imza attı. Erken bir gol. Milan adına kuşkusuz iyi bir avantaj. Hakan da gelişen atak. Hakan şut bolsun. Hakan vurdu, dışarı gitti. Hakan Çalhanoğlu. Viviani bekledi. Şimdi vurdu. Direkten dışarı gitti. Viviani. Tribünlerde büyük heyecan yarattı bu vuruş. İşte Viviani. Bonaventura sağ çizgiye gönderdi. Hakan en arkada pozisyon aldı. Cutrone de içeride. Ceza sahası Suso. Kaleye doğru sekti. Ve ikinci gol geldi. Yine Cutrone. Milan farkı ikiye çıkarıyor bu golle. Takipçi, fırsatçı, genç golcü Cutrone. Spal 0, Milan 2. Şimdi top kaybı, vuruş ve top ağlara gitti. Üçüncü gol geldi. Biglia. Biglia'nın gol sevinci, Milan 3-0'ı yakalıyor deplasmanda. Şimdi Montolivo, pası iyi yere, sol çapraz ve top ağlarda. Borini. Borini harika vurdu. Dördüncü gol. Kaleci
kaleci Alex Mirens bir kez daha çaresiz. Milan'ın dördüncü golü geldi Fabio Borini ile. Semplici büyük hayal kırıklığı yaşıyor kenarda. 50 yaşındaki teknik adam. Maçın hakemi Maurizio Mariani son düdüğünü çaldı ve karşılaşma sonuçlandı. Milan Spal deplasmanında 4-0 kazanıyor. Güney, ağzına sağlık. Maçı anlatmışsın. Hemen bırakayım sana yorumları. Yorumla da bağır diyorsun. Son noktayı koy. Bir kere yeni bir Filippo Inzaghi. Simone Inzaghi değil. Yeni bir Filippo Inzaghi yolda gibi. Fırsatçılığı Cutrone'nin. Onu hatırlatıyor bana. Yani kaleciden dönen topları da çok iyi takip ediyor. Gol sezgisi de çok iyi. Milan altyapısından hakikaten Milanlı taraftarlarının gurur duyabileceği bir isim. Ajax seslerini giderek daha fazla hissettirerek geliyor. Dediğim gibi yani başta Cengiz olmak üzere bu dönem herhalde genç oyuncuların ivmesini, çıkışını arttırdığı bir dönem İtalya'da. Lodogores maçına da yansıdı. Yani Gennaro Gattuso dönemi biraz soru işaretleriyle başlamıştı. Hatta Gattuso'nun istifa ettiği, yolların ayrıldığına ilişkin toplantıların yapıldığı basına yansımıştı, sosyal medyaya yansımıştı. Ancak bunlar gerçekleşmemişti ve Gattuso haddini bilen tavrıyla, hırslı tavrıyla, oyuncuyu kazanmaya kendisini endekslemiş tavrıyla devam etti. Ve iyi de devam ediyor. Artık bir galibiyet serisi var Milan'ın. Ancak bu haftada gerçekten bir karar maçı var. Ligde eğer Milan takımının bir hedefi olacaksa, buna konuşlanacaksa kalan bölümde UEFA Avrupa Ligi ile birlikte Sampdoria mücadelesinden galibiyetle ayrılmak durumunda. Ligin başından bu yana çok zorunlu ve sorunlu bir Milan izledik. Bazı şeylere zorunluydu çünkü adı Milan'dı. Çok sorunluydu çünkü yeteneğe, üretime, üretici futbolcuya transfer döneminde para yatırmamıştı. Sadece Suso'nun ayağına bakan bir takımın zirve mücadelesi yapması gerçekten çok zordu. Bunları yaşayan Milan bu hafta öyle bir maça çıkacak ki çoktandır kendisini ilk 5'te düşünmeyen, ilk 6'da düşünmeyen, Avrupa Kupalarına katılma şansı vermeyenler için bir mesaj da olabilir. Sampdoria ile oynayacakları maçı kazanmaları demek 41'e puanları düğümlemeleri anlamını evet. taşıyor. Rakibi yakalamalar anlamını taşıyor. Bu haftanın en ciddi, en sıkı geçmesi beklenen eşleşmelerinden biri Milan-Sampdoria maçı. Milan-Sampdoria maçı da pazar günü saat 22.45'te oynanacak değerli izleyenler. Peki Milan'ın bu haftaki rakibi Sampdoria geçen hafta neler yaptı? Ona da bakalım. Onlar da Verona karşısındaydı. Sampdoria-Verona maçıyla devam ediyoruz. İlk düdük Pairetto'dan Luigi Ferraris'te Sampdoria-Verona maçı başladı. Tek pas düşüncesi Duan Zapata bıraktı şimdi. Sol ayak Caprari, çok iyi çıkarttı Andrade. İkinci dakikada gole yaklaştı Sampdoria. İşte Gianluca Caprari gerçekten iyi vurdu sol ayağıyla ama çıkarttı Nicolas Andrade. Orta geldi içeriye. Caprari kontrol. Geriye çıkarttı. Bomboş pozisyon Andrade'den. Bir inanılmaz kurtarış daha. Linetti golle burun buruna. Müthiş bir kurtarış Andrade'den. İşte Caprari burada içeri çevirdi. Gol noktasına geldi Linetti ama. Andrade inanılmaz çıkarttı. Gianluca Caprari verdi pasını. Quagliarella. Kaleyi gördü. Quagliarella. Yine Andrade. Yine Andrade. Kalabalık arasında Quagliarella'yı buldu Caprari. Quagliarella vurdu ama yine çok iyi uzandı Andrade. Topu geri kazanıyor Carlo Linetti. Verdi pasını. Şimdi Caprari nefis sıyrıldı. Caprari çevirdi. Boşta kaldı top. Çizgide müdahale inanılmaz. Çizgide müthiş bir müdahale ardından direkt Quagliarella'ya izin vermedi. Yagoş Vukovic. Andrade, Andrade dengesini kaybetti, topu da kaybetti. Quagliarella, şimdi Zapata karşı karşıya yine Andrade. İnanılmaz bir maç oluyor şu ana kadar. İşte şu ana kadar maçın adamı Andrade. Burada büyük şanssızlık yaşadı ama devamında maçtaki dördüncü kurtarışını yaptı. Topla buluştu Gianluca Caprari. Ceza alana girdi, Caprari içeri çevirdi. Barreto ve gol! Sampdoria 1-0 önde.
Gol Barreto. Paraguaylı gol noktasına girdi, attı golü. Qualiarella'nın olgunlaştırdığı atak. Gianluca Caprari maçın başından bu yana müthiş servisleri var ama arkadaşlar bir türlü Nicolas'ı geçemedi. Ta ki Barreto'ya kadar. Caprari'den asist, Barreto'dan gol. Sampdoria 1-0 önde. Savunma araya girdi ama Barreto ile atak devam edecek. Zapata karşı karşıya. Duvan Zapata dışarı vuruyor. Mutlak bir gol kaçıyor Duvan Zapata. İşte Barreto bu kez nefis bir pas Barreto'dan. Yanında Qualiarella da var. Zapata şık bir bitiriş yapmak istedi ama kötü vuruyor. Linetti orta şansı arayacak. Karol Linetti, Kovnatski çekti topu, yerde kaldı, penaltı. Hayretto tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Sampdoria şimdi son bölüme rahat girmek için büyük bir avantaj yakalamış durumda. Qualiarella geliyor. Kurt golcü geliyor. Fabio Qualiarella. Bu sezon 17. golü. Saymaya devam ediyor Qualiarella. Durum 2-0 oldu. Rahatladı Sampdoria. Qualiarella bu sezon 17. golünü attı. Sampdoria 2-0 önde. Maç sonucu Sampdoria 2, Las Verona 0. Evet, Sampdoria'da rahat bir galibiyet almış oldu böylelikle. Neler söylersin Milan maçı öncesi? Her yönüyle çok tehlikeli bir takım tabii ki. Şimdi Roma'yı iki karşılaşmada ne hale getirdiklerini gördük. Roma evet kendisi adına sorunlu günler yaşıyordu. Gol yollarında epey üretken olduğu maçlarda bile zaman zaman cezayı kesemeyen, ikinci golü atamayan bir takım olarak Sampdoria karşısında hayal kırıklığı yaşamıştı ama Sampdoria'da aslında o iki Roma maçında peşi sıra biri erteleme maçıydı. Ne olduğunu açıkça ortaya koydu. Biri deplasmanda, biri evinde. Şimdi böyle bir Sampdoria tabii Hellas Verona onun rakibi değil. Benevento ve Hellas Verona bu sezon ligde kalması gerçekten neredeyse imkansız görüntüde oynuyorlar. Açık kapı bırakalım tabii ligin geri kalanı için. Milan çok iyi bir dönemde. Sampdoria da iyi bir dönemde. Bu karşılaşmanın... Çetin ceviz bir maç ya. Evet, muhtemel sonucunu tahmin etmeye çalışmak yerine bence oturup keyfimize bakalım. İzleyebilenler için çok güzel bir seyirlik olacak çünkü. Kesinlikle sana katılıyorum. Pazar 22.45'te olduğunu hatırlatalım. 25. haftada bizi hangi maçlar bekliyor? Ona da bakalım değerli izleyenler. İşte İtalya Serie A'da 25. hafta programı. Cumartesi günü 3 maç var. 17'de Udinese Roma, Chievo Cagliari 20'de ve Genoa Inter mücadelesi evet. Saat 22.45'te başlayacak. Pazar günü 14.30'da Torino Juventus bir derbi karşılaşması seyredeceğiz. Güzel bir saat 14.30 futbol adına pazar günü. Napoli Spal, Benevento Crotone ve Bologna Sassuolo maçları saat 17'de başlıyor değerli izleyenler. Atalanta Fiorentina'yı 20'de konuk edecek. Milan Sampdoria maçı ise 22.45'te oynanacak. Bu pazar gününün programıydı. Burada bir şey söyleyeceğimiz Kerem. Burada Spal çok kritik bir takım. Çünkü Benevento ile Hellas Verona zaten hani düşüyoruz biz diye bağırıyorlar sanki ama Spal oynayamadığı her maç, alamadığı her puan bazı karşılaşmaları ligin sonuna doğru demirindesi çöp haline getirecek. Çok erken küme düşecek. 3 takımın belli olabileceği bir lig sonu da olabilir. Bunu da altını çizeyim. Lazio-Hellas Verona maçı da 22.45'te. Evet. Pazartesi günü böylelikle 25. hafta tamamlanmış olacak İtalya Serie A'da. Ve siz bütün maçların heyecanını yine bu ekranlarda takip edebileceksiniz. Sevgili Güney Mergen, değerli bilgilerin için, görüşlerin için çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, sizlere de bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu günler, futbol dolu günler diliyorum. Hoşçakalın. Lega Serie A presents Serie A Team.